Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Kripto para piyasalarını analiz ettiğimiz videomuz başlıyor. Evet, Bitcoin rekora gidiyor. Bakalım altcoinler ne yapacak? Hep beraber Bitcoin ve altcoinleri değerlendireceğiz. Hep beraber bakacağız. Öncelikle isterseniz şöyle paravars.com internet sitemizden şöyle altcoinlerin hareketlerine bakalım. Bitcoin 57.481 seviyesinde $132 civarında bir kar la şu an yükselişi devam ediyor. Altcoin'lere baktığımızda Ethereum ve Doge'de bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz şu an anlık olarak. Dünya endekslerine baktığımızda da SPX gibi, Nasdaq gibi bizi ilgilendiren, kripto paraları ilgilendiren borsalarda yükselişler olduğunu görebiliyoruz. Dolar endeksinde de bir düşüşün olduğunu görebiliyoruz. Burada DXY'yi hatırlarsanız bizim için düşmesi önemliydi. Evet. Şimdi istiyorsanız şöyle Bitcoin'e bir yüzeysel bakalım. Bitcoin çizmiş olduğumuz destek ve dirençlerden çok güzel bir şekilde uyumlu olarak çalışmakta. Gördüğünüz gibi daha önce bahsettiğimiz destek ve dirençler arasında 55.668 ve 53.831 arasında burada dalgalı bir yön izlemişti ama ondan sonra yukarı yönlü gitmişti. Burada ZEV endeksinden gelen bir düşüş olsa da tekrar aynı destekten güç alıp şu an 57.930 seviyelerine kadar zorlamıştı. Dün zaten bunun olacağını söylemiştik hatırlarsanız burada. Şöyle bakarsanız bu seviyeyi kırabilirse 58 bin dolar seviyelerine gelir demiştik zaten. Şu an 58 bin dolar seviyelerini daha önce test etmiş olduğunu görüyoruz. 58.518'e kadar, hatta bizim beklediğimizden daha yukarı yönlü bir hareket yaptığını görebiliyoruz. Evet, gelelim şu anki durumuna. Tabi bu analizleri biz ne yapıyoruz? Anlık nerede paylaşıyoruz? Telegram grubunda paylaşıyoruz. Telegram grubumuz ismi ne abi? Para Havadis. Para Havadis Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzda tüm haberleri ani paylaşımları, yine girdiğimiz kaldıraç işlemlerinde düzenli şekilde paylaşıyoruz. Boş sohbetin olmadığı, dolu sohbetin olduğu alan. Mesela ZEV endeksini bakın. Düşmeden önce ZEV endeksiyle ilgili gördüğünüz gibi ne yapmışız? Yorum yapmışız burada hemen. Bizim Telegram grubundaki arkadaşlar da ona göre tepkilerini almışlar. Yine paravadisi.com internet sitesinden yayınladığımız haberleri Twitter adresimizde paylaşıyoruz. Burada Twitter adresimizde de takip ederseniz kripto paralarla ilgili haberlerden fikriniz olur. Yine Instagram takipçilerini de unutmadık. Yine Para Havadis adlı Instagram hesabımız var. Oradan da tüm kripto paralarla ilgili gelişmeleri görebilirsiniz. Şimdi öncelikle standart Bitcoin grafiğimize bakalım. Burada evet, daha önce kıramadığı direnci, ZEV endeksinde bahane edip kıramadığı 57.364 direncini kırmış görünüyor. Şu an tam 8 saattir buraya tutunuyor. Şu anki move'unda bakalım oraya tutunacak mı? Şimdi son 4 saate giriyoruz. Biliyorsunuz yayınla özellikle 4 saatlik mum biter bitmez yapmaya çalışıyorum ki sonraki 4 saat hakkında yorum yapabilirim. Şimdi burada 57.364 direncimiz ortalama olarak bizim güçlü bir direncimizdi. Bunu hafif bir şekilde kırdığını görebiliyoruz. Şu an direnci destek yapmış pozisyonda. Eğer buraya tutunması devam ederse yine hedefleri ne yapacak bu sefer? 58.000 ve 59.000'lere doğru hedefleri yapacak. Yani 59.044'e doğru hedefleri yapacak. Burada yine geri çekileceği alan baktığımızda eğer böyle bugün tabi veriler var, bugün ne var, işsiz haklarından yararlanma başvuruları var, üretici fiyat üfe açıklanacak bugün Amerika'da, böyle veriler var Türkiye saatiyle 3.30'da, bunlara da temkinli olmak lazım. Yine Telegram grubunda bunları yazıyor olacağız, bunlara da temkinli olmak lazım. Verilerin çok iyi gelmesi durumunda biliyorsunuz az bir kripto paralarda ezilmeler görebiliriz. Verilerin beklenmedikten kötü gelmesinden ötürü ne olur, yine kripto paralar yukarı yönlü bir hareket olabilir. Burada 59.000 hedefleri şu an masada duruyor. Geri çekileceği alanlar ise burada 56.575 ve 56.668 hala destek seviyemiz olarak duruyor. Tabii günlük bir de günlük bazda bakarsak gerçekten güçlü desteği görürüz. Evet, güçlü desteğimiz de gerçekten burada baktığımızda 55.668 seviyesi olarak güçlü desteğimiz gözüküyor. Eğer dediğimiz gibi kötü bir haber gelir, işte Çin gibi büyük bir haber gelirse burada en alttaki desteğin 53.831'in hala kale olarak durduğu görünebilir.
Yani buradaki bu desteği de temkinli olmakta fayda var. O yüzden stop limitlerinizi böyle parça parça koymanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi gelelim önemli grafiğimiz olan ayı boğa grafiğine. Şimdi ayı boğa grafiğini bilmeyen yeni gelen arkadaşlar için şöyle bir özetleyeyim. Biz bu ayı boğa grafiğini daha önce bu yaptığım pump'ları ta 4 saatlik formasyon açarsam daha net görürsünüz şöyle. Yaptığı pump'ları bakın burada yaptığı pump'ı burayı kırarsa pump yapar demiştik hatırlarsanız. Yine burada 44.728'i kırarsa pump yapar demiştik. Bakın kırar kırmaz pump yapmış. Bunu tahmin ettiğimiz, bunu analiz ettiğimiz bir grafik. Daha sonra bu kırılmaya geldikten sonra buna bir yükselen kanal çizdik hatırlarsanız. Bu yükselen kanaldan sonra ne dedik? Şunu şöyle kadar daraltayım daha iyi anlarsınız. Takoz var burada bir tane. Burada bir tane daha takoz var gördüğünüz gibi. Şimdi burada anlatırken şöyle dedik. Burada yükselen kanalın veya takozun artık ne demek isterseniz. Burada kanalın öncelikle bu 60 bin dolar Türkiye'ye söylemek için burayı kırması lazım demiştik hatırlarsanız şöyle. Açtığımızda bakın. Daha önce ve daha önce bakın görüyorsunuz buradaki ve buradaki alanları ne yaptı? Kırmakta zorlandı. Yine burada hatırlarsanız yine burada bakın şurada ve burada ne yapmıştı? Kıramadığı zaman büyük düşüşler yaşamıştı görüyorsunuz. Arkadan beri çektim bu analizi. Burası da bizim için önemli. Yani evet kısa vadede al satlar için şuradaki Bitcoin tablomuzu analiz ederken uzun vadede Bitcoin yorum yaparken de burada ayı boğa grafiğimizi takip etmemiz lazım. Yani şöyle çektiğimizde videoyu durdurup bu alanları kaydedebilirsiniz. Şöyle bakarız mesela. Şimdi nereye kırması lazım? Şu alanı kırması lazım. Bu da 57.000 seviyelerinde. Yani şu alanları kırarsa tekrar yukarı yönlü hareket gelir. Buradaki kötü senaryo ne? Kötü senaryo ne? Burada belli bir süre bu kırılım gelmezse yine böyle düşen bir takoz formasyonuna girerse orada bir düşüş gelebilir. Öyle bir sıkıntı yaşanabilir. Onu da takip etmekte fayda var. Tabii böyle tekrar burada ne yapacaksınız? Bir düşen takoz formasyonu çizeceksiniz. O da nerelere geliyor? 48.000 seviyelerine falan geliyormuş gibi gözüküyor. Tabii bu konuştuklarımız hepsi orta uzun vade için. Şimdilik moralimizi bozmayacağız. Burada takoz formasyonuna gerçekleşmesi için yine 56.000 şu 468'in altına falan inmesi lazım ama yine burada topladığını görebiliyoruz mesela yine 53.882 şuradaki korktuğumuz rakam neydi bizim 53.831 evet tam oraya denk geliyor yani şurada şöyle tuttuğumuzda şuradaki seviyenin altına inmesi lazım bu takas formasyonun gerçekleşmesi için yani birden fazla grafikte analiz yapmaya çalışıyorum. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Evet bugün neyi? Perşembe, yarın cuma bir böyle haftalıklara yarın bakarız. Haftalıklara yarın bakarız. Ona göre bir yol çizebiliriz. Ha, bu tablonun bir de günlüğüne bakalım. Evet tablonun günlüğünde de gördüğünüz gibi 1 2 3 ve 4 defa kırmaya çalışmış, kıramamış. Ya, burada iyi senaryolar ve kötü senaryolar var biliyorsunuz. Bir şey çok kıramıyorsa güç kaybeder. Ama dediğimiz gibi böyle çok morali bozmak gerek yok. Bunlar hemen dediğim gibi yani bugün bir haber gelir uçar gider veya bir haber gelir aşağı doğru dip yapar. Burada önemli olan bizim destek ve direnç seviyelerini bilmemiz ona göre hareket etmemiz. Dolar endeksimize şöyle bir bakalım hemen hızlı bir şekilde. Dolar endeksimizi es geçmeyelim. Dolar endeksimizde zaten söylediğimiz 94,5 puanlık bir alan var. Ya bu burayı kırmadan biz ne demiştik? Kripto paralarla ilgili böyle çok şey beklemiyoruz dedik. Böyle yıkılası bir alan beklemiyoruz dedik. Gördüğünüz gibi daha önce buradan yine defalarca büyük satışın yediği alan bakın burada dolar endeksinin yediği alan. Şöyle çektiğimizde daha yukarıki bir alan var. Bunlara çok girmeye gerek yok ama burada 94,5 puanlık bir alan bizim için önemli bir alan ve buradan defalarca satış yemesi demeyeyim de düşmesi bizim için güzel dolar endeksi kısmında da. Şimdi Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı verdiğimiz destek ve direnç seviyelerinde bakın burada daha önce buraları direnç yapacak demiştik. Buradan aşağı indiğinde hafif böyle alt coinlerde böyle dalgalanma olmuştu hatırlarsınız. Burayı tekrar kırdığında da ne yapmıştı? Altcoin'lerin hepsini ezmiş. Şu an tam o bölgede. Şu an o tam bölgede duruyor. İşte o bölgeye bu bölgenin altına üstünü takip etmek lazım. Altına düşerse böyle hafif alt coin'lerde dalgalanmalar var. Hatta şurada 3 tane 4 saatlik bunu gördüğümüzde bazı kripto paraların böyle tavan yapmaya başladığını gördük. Yani bunun tüm alt coin'lere gelebilmesi için ya burada 45-19'da böyle yatay şekilde bu kanalın içinde devam etmesi lazım ya da biraz böyle aşağı çekilmesi lazım. Tabi burada Total 2 de önemli. Aynı şekilde bakın Total 2'nin de Bitcoin dominansı yataya bağlar bağlamaz. Onu da son 4-3-4 mumda böyle hareket ettiğini görebiliyoruz. Tabi Total 2'de kırılamayan bir alan var. Bunu biz haftalardan beri konuşuyoruz.
1.25 seviyelerini destek vermiştik. Sadece bir mum, iki mum da indi bunun altına. Onun haricinde 1.25'teki destek seviyesini tuttu. Hatta oraya da bir kanal çizelim istiyorsanız. Yani orada da güzel şöyle bir kanal çizelim. Burada tutunduğu sürece buraya gider dedik. Şimdi buraya tutunduğu sürece oraya gitmesinden ötürü artık derdimiz ne? Burada 1.315 trilyon doğallık direnci kıramaması. Yani burayı kıramıyor. Üzerinde kalıyor ama kıramıyor. Kalıyor, kıramıyor. Kalıyor, kıramıyor derken var ya Kemal Sunal'ın filmi rahmetli. Buradan da anıyoruz kendisini. Onun gibi. Yani burada önemli olan bu 1.315'in üzerinde artık tutunması. Yani şurada şu seviye de söylemişti. 1.22, 15-22 arasının üzerinde tutulması ve yukarı yönlü hareket etmesi. Yani 1.39'a doğru uçması lazım. Uçmadığı sürece altcoin'lerde maalesef işte alıyorsunuz, kar edemeden zarar ediyorsunuz gibi durumlar oluyor. O yüzden dediğim gibi burada hem Bitcoin dominansı, altcoin takipçiler için söylememiz gerekirse hem Bitcoin dominansını hem total iki tablomuzu burada kontrol etmemiz gerekiyor. Bir de total tablomuz var, toplam piyasa oranımız. Şimdi burada piyasanın zaten kıramadı. Burada bir güçlü direncimiz vardı. Bakın şu an onu kırıyormuş gibi gözüküyor. Bakın burada defalarca ne zaman başlamış buraya kırmaya çalışmaya? 6 Ekim'den ne zaman kırmış? 13 Ekim. Yani nereden baksanız 4-5-6-7 günlük burada ne yapmış abi? Güçlü direnci kırmakta zorlanıyor. Şu an kırmış gibi gözüküyor. Yani şu an kırmış gibi gözükse de şöyle bakalım nereye gidecek, bunu takip etmek lazım. Günlük bazda bir kırılım var mı? Evet, günlük bazdaki kırılım bugün belli olacak. Yani bugün dediğimiz gibi bunun üzerinde kalabilirse, eğer bunun üzerinde kalabilirse güzel işler olur gibi geliyor. Ama burada alttaki fitilden, şöyle alttaki fitilden dolayı bir güç kaybı olabilir. Hani orada kararsız yatırımcılar olduğundan dolayı yine tekrar biz ne istiyoruz burada? Bir 2.38 trilyon dolar üzerinde fitilsiz, direkt mumsuz, direkt onun üzerine oturmuş şekilde bir formasyon istiyoruz. O zaman biraz daha böyle gözümüze aşiyan, hoş gelen bir tablo olur. Tabi burada Bitcoin ile ilgili yükselişten gelen bir market yükselmesi var. Altcoin'li yatırımcılar da artık yeteri kadar bunu aldı. Çünkü geçtiğimiz haftalarda ne yaşamıştık? Bitcoin düştüğü zaman altcoin'ler düşüyor. Bitcoin yükseldiği zaman altcoin'ler düşüyor. Altcoin'ler düştüğü zaman Bitcoin düştüğü zaman altcoin'ler tekrar düşüyor. Yani iki defa düşmüş oldu altcoin'ler. Burada da ciddi bir altcoin sendromu yaşamıştık. Evet. Kısaca böyle. Şöyle bir haberlere göz atalım. Haberleri geç dün unuttuk mesela. Anlatmaya video çektikten sonra aklıma geldi. G7 ülkeleri var biliyorsun, şurada bayrakları gördünüz. Burada dijital para birimleriyle ilgili uyarı vermiş. Merkez bankalarının bunda dikkatli olması gerektiğini, bir şeffaflık olması gerektiğini söylemiş. Yani ben her zaman söylüyorum. Yani regülasyonlar, yaptırımlar aslında kripto paraları böyle çok etkileyecekmiş gibi duruyor ama ne kadar siz o kripto parayı güvenilir hale getirirseniz o kadar çok yatırımcı gelir. Şu an insanların kripto paradaki temkinlerin iki tane nedeni var. Birincisi, belli bir kanun yok. Yani kripto paralarla benimsenmiş bir para kanunu yok çoğu ülkede. İkincisi, %100, %10 yükseliyor, %0 düşüyor. Yani iki tane neden var. Bunun işte zaten bu %10 yükselip %10 düşmesinin en büyük nedeni zaten kaldıraçlardaki makas aralığının fazla olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Yani bu iki şeye bu iki unsura bir şey getirirlerse, hani öyle bir arada bir düzenleme getirirlerse daha çok yatırımcı kripto para piyasasına akmaya başlar. Polkadot haberlerini, Polkadot'la ilgili Polkadot'a geldiğimizde verelim. Evet, burada ETF haberi var. ETF'lerle ilgili SEC'in sallama varyantasyonlarıyla ilgili olduğu birkaç tane araştırmacının yazdığı haber var. Okuyabilirsiniz. 2022'ye kadar erteleyebilmekle ilgili bir haber var. Burada tabii sanırım 4-5 tane bekleyen ETF var. Bunlardan sadece herhalde bir tanesini mecbur reddedecek ya, onaylayacak diye biliyorum. Erteleme süresi kalmadı diye biliyorum. Çok yanlış bilgi vermeyeyim şu an. Önümde ekranda açık değil o veri. Burada tabii ETF'lerin daha önce söylediğimiz gibi onaylanan onaylamaz Bitcoin'de zaten ciddi bir yükseliş yapabileceğini düşünüyoruz. Burada zaten sene sonunda işte 80 bin, 100 bin dolar hedeflerinin insanların böyle rahat rahat konuşabilmesinden büyük nedeni de bu ETF haberleri olduğunu söyleyebiliriz. Burada Rusya kripto paraları yasaklamayı planlamıyor diye bir haber var. Burada gerek Putin'in gerekse Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda biz kripto paraları kullanmaktan yanayız. Lakin işte petrol gibi, gaz gibi ürünlerin ticaretinde henüz kullanmak için erken olduğunu düşünüyoruz diye bir
haber var. Burada tabii yani Putin'den ağzından çıkmış olan bir haber olduğu için bu bizim için olumlu bir haber. O da büyük ihtimal zaten yani dolarla sıkıntısı olan insanların zaten dolarla sıkıntısı olan ülkelerin ilk başvurduğu yer kripto paralar. Burada İran örneğini veriyor biliyoruz zaten biliyorsunuz işte belli ülkeler de var. Sadece burada Çin'in kendini beğenmişliği var. O da bunların hepsine pişman olacaktır. Bir haber daha açacağım siz onunla ilgili zaten görürsünüz. Burada Rusya da bu duruma sıcak bakıyor. Sadece işte bu aradaki çok oynaklık, o oynaklık var ya, o %10 %20 oynaklıklar da ülkeler ciddi zarar edebilir yani. O yüzden çok ülkelere böyle bir şey diyemiyorsunuz. Yani adam petrolü satacak, sonra %20 aşağı düşecek. Tek onun %20 yukarı çıkmasını bekleyecek. O sırada işte para kaybı olacak, olacak, bu olacak. O yüzden böyle ülkeler biraz daha öyle oynak bir şeyler istemiyorlar. O yüzden biraz daha böyle zamanı var kripto paraların. Hiç olmazsa bu enerji kaynaklarının ticaretinde kullanılması için. Bitcoin madenciliğinin merkez üstü ABD oldu. Zaten bunu söyledik. İşte Çin herkesi şutlayınca işte Texas gibi enerjinin yüksek yoğunluğun enerjinin çok olduğu ülkelerde şeyde eyaletlerde ne oldu? Çoğu madenci artık biliyorsunuz ne yaptı? Amerika'ya doğru yöneldi. Amerika bu konuda madenciler konusunda çok şeffaf. Böyle çok ağır kanunlar yok. Orada özellikle enerjinin bol olduğu eyaletlerde bu işe gidip lisansınızla birlikte güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani Amerika akıllı adam. Bu da ilerleyen zamanlarda maalesef yine kripto paraların merkezinin dolar gibi Amerika Birleşik Devletleri olacağını görebiliyoruz. Çok üzücü bir haber olsa da. Binance'de Yunan süreçlerini kapatacak. Zaten biliyorsunuz çoğu borsa artık Çin'den çekildi. Çin'in böyle işte artık çok büyük bir Bitcoin piyasasına böyle bir yaptırımı kalmamaya başladı. Binance'de ben artık ne diyor? Çin'le iş yapmayacağım diyor. Ekonomik takvimimizde demin söylediğim veriler var. Buraya yazmamış arkadaşlar ama dediğim gibi bugün yine saat Türkiye saatiyle 3.30'da çekirdek üretici endeksi gelecek. İşsizlik haklarından başvurular gelecek. Yani belli veriler var Türkiye saatiyle saat 3.30'da. Yine FED Başkanı üyesi Bostik'in konuşması var saat 5'te. Doğalgaz stokları, ham petrol stokları saat 3.30'la akşam 6 arasında temkin olmakta fayda var. Evet, şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum için her zaman dediğimizin arkasındayız zaten. Buradaki kırmızı kanalın üzerine tutunduğu sürece yukarı yönlü bir hareketin geleceğini söyledik burada. Burada ne yapacak abi? Sadece dün hatırlarsanız, dünkü yayında da şurada 3632 desteğini, önemli direncinin önemli olduğunu söylemiştik. Burayı kırmakta zorlanıyor dedik 4000 yolunda. Şimdi tekrar aynı yere geldi. Burayı kırmakta zorlanırsa eğer tekrar aşağı doğru kırmızı kanala geri çekilebilir. Eğer kırmakta zorlanmazsa, kırağa giderse 4000 dolar üzerine hedef edeceğiz. Burada zaten çok konuşmaya gerek yok artık. Ethereum'da hedefleri verdik. Şimdi ADA'da da yine aynı kırmızı kanal mantığı. Alttakinden destek alıyor. Kırmızı kanalın alttan destek alıyor. Üstünü kırmaya çalışıyor. Kıramıyor. Şu alttaki hareketli ortalamadan destek almış durumda. Buradan tekrar destek alırsa tekrar sarıdaki, yani şuradaki kırmızı kanalın üstündeki alanı kırmaya çalışacak. Kırarsa açık mavi, mavi hedefi olabilir. Ama dediğim gibi burada kanun üstünden çıkmadan, kanun üstüne çıkıp tutunmadan tekrar 3000 dolarları konuşmak için biraz zor gibi görüyor. Algo'ya gelelim. Algo içinde yine tabi her gün aynı şeyi söylüyoruz ama burada yine algo için birçok bir ton destek direnç çizdik. Biz bunu kaldıraçta çok giren arkadaş var diye algo ile ilgili. Şöyle bir alanı takip edebilirsiniz burada. Bu da nereye denk geliyor? Yine burada 1.84'ü kıramadığı alana geliyor. Yani 1.84'ü kırarsa 1.95 hedefleri duruyor masada. 1.95 ve daha sonra 2 dolar hedefleri duruyor. Algocuların da burada takip etmesi lazım. Zaten arada destek dirençlerimiz var. Şöyle bir araya bir tane daha atalım mesela. Şöyle 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir destek seviyesi, direnç seviyesi artık ne derseniz. Öyle de bir seviye var. Yine burayı temkinli olarak kontrol edebilirsiniz. Evet, DOT'a gelelim. Şimdi DOT'u bizim her videomuzu açın. DOT'la ilgili veya daha işte benzer videolarımızda ne diyoruz abi? 40 dolar için DOT bedava. Yani 40 doların altındaki DOT benim Murat Değirmenci olarak şahsi görüşüm olarak bedava. Bedava bedava dediniz. Yani bunu ben 1,5 seneden beri dedim.
yalan olmasın, 1,5 sene önce 4 dolara mı ne aldık işte, hatırlamıyorum. Burada eski videolara bakma imkanı olan olursa burada bir yerde 3.91 sentten almışız bakın. 3.91 sentten biz bu Polkadot'u almışız. Yani çok uzun süreden beri elimizde tuttuğumuz bir coin. Bununla ilgili zaten dedik yani Solana, Polkadot, işte Avax, Avalanche gibi coinlerin kendilerine ait bir ekosistemi olduğunu, bu ekosistemdeki coinlerin de bunlar bu ekosistemin babalarının olduğunu, ileride fiyatlanacağını söyledik. Avalanche haricinde diğerleri çok üzmedi aslında. Avalanche böyle insanları çok üzmüştü ama o da şu an kendini topladı, güzel gidiyor. CEO'sunun da Türk olması sevindirici yani. Bir Türk'ün böyle bir şey başarması bizim için tabii güzel. Burada Polkadot'la ilgili biz en son ne zaman yaptık uyarımızı? Burada 3 Haziran'da fiyatın çok aşağıda olduğu zamanlar söyledik zaten burada. Bakın 27.91 iken söylemişiz. İşte Parachain ile ilgili belli yatırımlar aldığını, bunun ileride çok büyük şekilde patlayacağını mesela 3 Haziran'da söyledik. 3 Haziran'da bu rakamdan bile almış olsaydınız şu an nereden baksanız yani %80 ekin karınız vardı. İşte Polkadot Parachain müzayedelerine başlıyor artık. Polkadot üzerinden dağıtımlar yapılacak, müzayedeler yapılacak. Bununla ilgili zaten Parachain ile ilgili, Parachain nedir, Parachain nasıl bir şey değil ilgili bilgilerin bir şey, altcoin başlığımızın altında olması lazım. Onunla ilgili bir haber metnimiz var. Oradan okuyabilirsiniz. Şimdi Polkadot ile ilgili Solana'daki aynı hareketleri uzun, orta uzun vadede ben bekliyorum. Burada yine 100 dolar hedefleri. Önce 40 dolar, sonra 59-60 dolar, sonra da 100 dolar hedeflerini çizmemiştim ama 100 dolar hedeflerini bekliyoruz burada. Yani bu projeler işte, bu projeler 100 dolara gitmeyecekse, işte Solana, işte Solana 500 dolara gitmeyecekse, Polkadot 500 dolara gitmeyecekse veya işte Ada'nın CEO'su biraz böyle artist ama o da böyle işte, o da işte 100 dolarlara gidemeyecekse, yani bu kadar eski coinler, bu kadar güzel projeli coinler gidemeyecekse artık yani kripto para piyasası için de çok bir şey konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum yani. Mesela Sol da aynı. Sol'la ilgili güzel bir video çekeceğiz. Solana Art'la ilgili. O videoyu da mutlaka takip edin. Orada da çok güzel paralar dönüyor. Yine yine destekçilerimize onunla videoları da yayınlayacağız. Şimdi güçlü destek demiştik abi. Zaten dedik gidiyor şu an. Yani güçlü desteğe tutunursa güçlü dirence gidiyor. Solana hocalar için çok bir şey söylemeye gerek yok. Burada yani destek dirençleri bir çizdik abi artık. Yani sen burada kısa vadeciysen bir destekten alacaksın, öbür dirençten satacaksın. Uzun vadeciysen buraya gelince toplayacaksın, buraya gelince satacaksın. Veya işte daha üstüne satabilirsin. Tabi burada daha büyük hedeflerimiz de var bizim ama piyasa dalgalı dururlu olduğu için ilk önce buradaki güçlü direnci kırması lazım. Buradan takip edeceğiz. Çok söylenecek bir şey yok Solana ile ilgili. Chainlink için de ne dedik abi? Kırmızı kanalın üstünü kırarsa yukarı yönlü gider. Hedef ne dedik? 28.01. Yani söylemeye gerek yok. Bakın 28.01. 28.01'den tekrar satış yerse aşağı yönlü kırmızı kanala doğru kırılım gelebilir. Sadece şurayı bir izleyin bakın. Şurası ve şurası. Yani oraya kıramazsa orada ne var abi? 1, 2, 3 tane desteği var. O 3 tane desteğe tutunmaya çalışacak. Litecoin'e gelelim. Litecoin. Litecoin'in kıramadığı şu kırmızı kanal var. Bu kırmızı kanalı kıramadığı sürece alttaki kırmızı kanala doğru geri çekilmeler yapabilir. Aradaki destekler hala geçerlidir. Kırmızı kanalı kırarsa yukarı yolu gider abi. 207 dolar hedefi var. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. XRP güçlü direncini kırarak bizi sevindirmişti hatırlarsanız gelen haberler doğrultusunda. Şimdi bu güçlü direncimizi güçlü destek yaptık. Bunun altına kırmaması lazım. Bunun altına kırmadıktan sonra hala şuradaki yeşil hedefler, ki biz bunu aylar önce çizdik hatırlarsanız, bu yeşil hedefler masada. Destek ve dirençleri takip edeceksiniz. Dogecoin kırmızı sarı. Zaten biz bunu ne dedik? Sarı sarıya gider dedik. Bakın şuradan çekelim. Ya yani bunları bazen çekmiyor, unutuyorum. Sarı sarıya gider demişiz. Sarı sarıya gitmiş. Sonra sarıya tutulmuş, kırmızıdan destek almış. Aynı şekilde destek direnç takip edeceksiniz. Buraya kırmayacak. Buraya kırarsa sarılara gidecek. Kıramazsa önce sarıya, daha sonra da kırmızıya düşecek. Kısaca böyle. Biraz Elon Musk gaz verirse tekrar burada 70 centlere mi gördük en son? Herhalde öyle bir şey miydi? 50 cent miydi? Çok hatırlamıyorum ATH'ını da. O seviyeleri tekrar görürüz ilerleyen zamanlarda. Bitcoin tekrar 65 bin dolarlara geldiğinde inşallah. CXP'ye bakalım. Yani CXP için tabii piyasa düştüğünde CXP de düşüyor. Onun için çok söyleyecek bir şey yok.
Lakin burada CXP'de de yine yükselen trende gelmiş durumda. Yine aynı şekilde buradan şöyle yanlış çizgimizi aldık. Bunu da şöyle şekilde de takip edebilirsiniz yani. Çünkü defalarca bakın şöyle çaprazdan bunlardan ne yapmış? Test almış. Burada şu çizgimizin rengini değiştirelim. Şöyle mavi yapalım. Buradan takip edebilirsiniz. Alt kanal, üst kanal diye burada bir kanala girmiş. Bu kanalın hedefi zaten ne? 3 dolarlar gibi duruyor. Yani şu maviyi kırarsa daha işte daha hızlı gider 3 dolara. Kıramazsa daha yatağa gider. Maviyi kırarsa 5 dolarlara bile gidebilir. O yüzden CXP'de temkin olmak lazım. Yani CXP'de ne dedik biz? Ne hedef verdik abi? 4 dolar hedefi vermişiz. Daha sonra ne hedefi? Yani 10 dolara kadar hedef verdik diye hatırlıyorum CXP'de. Şu Twitter'da yaşadığı sıkıntıyı halletti. O düzeldi. Ondan sonra o sırada biraz güç kaybetmişti. Para kaybetmişti ama şu an tekrar şöyle aşağıya baktığımızda hacim toplamaya devam ediyor. O yüzden güzel senaryolar gelecek. Shiba çok soran var. Shiba'ya bakalım. Shiba için burada güzel bir kanal çizdik hatırlarsanız. O kanal içinde şu an dans ediyor. Buradan tekrar zorlarsa gideceği yer 34.82. Tabi burada Shiba ile ilgili biraz pump yaptılar. Hacim azalmış. Bakın burada bir hacim azalmışlığı var. O hacim azalıyor işte. Burada sıkıntı var. Böyle tekrar hacim yükselirken bu da yükselirse yukarı yönlü burada 34.86 gelebilir. Temkin olmakta fayda var. Avax'a da bakalım. Avax'a da yine aynı senaryolar olur diye düşünüyorum. Yine aynı. Yani burada biz eskiden beri Avax'ı bizi takip eden arkadaşlar bakın burada şu an şöyle kırmak üzere görüyor musunuz? Şu an kırmış hatta. Burada tekrar yükseliş trendi gelir. Yani şurada 59'a hedef var. Sonra 61 hedefleri gelebilir burada. Temkinli olmakta fayda var. Her zaman diyorum temkinli olmakta fayda var. Yani uçtu gitti kaçtı demeyin. Çünkü piyasalar biraz daha böyle Bitcoin'in buralara tutunuyor mu tutunmuyor mu diye korkuyu yenmesi lazım. Biliyorsunuz işte 50 bine gitti tekrar 30 bine indi 65 binden 20 bine indi böyle piyasayı korkutan çok olaylar oldu. Biraz daha işte piyasanın böyle Bitcoin'in oraya biraz daha sağlam olduğunu görmesi lazım. Hani günlük kapanışların biraz daha böyle üstlerden gelmesi lazım. O yüzden piyasayı biraz böyle koklamanız lazım. Çok acele etmemeniz lazım. Yarın cuma haftanın son günü yine haftalık analizlere bakarız. Yine yarın akşam neyimiz var? Canlı yayınımız var. Her pazartesi ve cuma akşamı canlı yayınımız mevcut. Canlı yayınımızı buradan izleyebilirsiniz. O yüzden Para Avazisi kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız önemli sevgili dostlar. Şöyle Para Avazisi deki sosyal medya hesaplarına buradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle bakalım kripto paralarla ilgili bir haberimiz düşmüş haber anlatırken burada ETF başvurusu gelmiş bir tane ETF ile ilgili bir alpa artistik neymiş bu artık mi ne fiziz çok bilmiyorum okuyamadım filmin ismini de öyle bir SEC başvurusu gelmiş. Tabii bunlar güzel. Ne kadar çok ETF başvurusu gelirse SEC'e özellikle büyük firmalardan gelirse bizim için güzel olur diye düşünüyorum. Şu firma ne firmasıymış hep beraber bakalım. Cahil kalmayalım. Bu finans kuruluşuymuş. Evet, finans kuruluşuymuş. Hemen bakalım. Hemen okuyalım. Evet. Yani böyle ETF'ler geldiği sürece ne oldu? Bizim için güzel işler olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. Videomuz bitti. Yine 28 dakika konuştuk. Sabrınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi.